derbi ee, Zor gözüken maçı Gerçekten Florya tadında evet. Antrenman tadında Değindiniz ama Barış'a biraz daha Yani Perşembe akşamı da olağanüstü bir enerjiyle Yani e, Savaştı bugün sağ Beke geldi e, evet. Yani çok bir orada bir, etkili olduğunu söylüyorum Çok olduğun fiziği de iyi e, Hocası da belki e, Fazla tutuyor oyunda ama Özellikle son maçta çıkarması mümkün değildi. Çünkü Kaan'ın da sakatlamayınca sağ almak zorunda kaldı. Sezonun en değerli oyuncularından biri. Hatırlarsanız bir ilk programda Barış ile Türkiye'de geleceği herkes yazıyor da belli yani bu geliyor. Evet. Bir tane büyük oyuncu. Sezon başında Bir oyuncu daha için söyleyeyim. Eğer arada sırada oynamayacaksa bu TT'de farklı oyuncu olur. Golü azaltmasına rağmen yani gol yerlerine gelen bir oyuncu değil. Tete'deki TT'deki arzu Zaha'da da olması lazım. Kırılgan biraz daha. Onu da biraz ben çiz bunu zahayla başlar diye düşünüyordum. Fakat e, Okan Hoca'nın şu kadroya baktığımız zaman öylesine oyuncuların fit duruma getirmiş ki basın toplantısını yetişirler. Okan Hoca'ya şu soruyu sorabilirler mi? Maç konuşmanız kaç dakika sürüyor? Takım. Evet. Hafta içerisinde hazırlanıyorsunuz ama oteldesiniz Ankara'da maça gideceksin. Muhtemelen saat dört 3 gibi toplantı kek falan yiyecekler. Sonra da takım açıklayacak. Veya içerideyse e, Florya'da maç toplantısı yaparsın işte. Hı -hı. Rakipten gidersin. Sen şöyle yapacaksın böyle yapacaksın. On sürmüyordur. 16 dakika sürmüyordur. Okan Buruk'un baş toplantısı. Hatta ayıp olmasın diye on diyorum ha. Artık Lep demeden anlamış durumda. Şimdi Fener'le Galatasaray'ın rakiplere göre farkı şurada. İlham Palut'u maçtan önce dinledim. Maçtan önce. Mümkün olduğu kadar Fenerbahçe'yi koşturmaya çalışacağız geriye. Ve oyuncuların da rakibe göre seçmeye çalışıyor. Bugün de mesela bana göre Ankara'nın en yetenekli oyuncularından bir tanesi Sebas mı? Sebas. Evet Sebas. Evet. Sağda başladı. Ronaldo Sebas. Sağda başladı. Ama iyi oynadığı bölge sol tarafı. Hatta Barış'la biraz didiştiler, uğraştılar. Morutsan'la başlamadı. İkisinin ikinci yarı üç değişikliğe devam etti. Yani Tolga'yı falan da oynadım. Niye? O bütün hafta boyunca geçen haftaki Konya deplasmanıydı galiba onların. Konya deplasmanından sonra bütün hafta boyunca analiz ekibiyle birlikte Galatasaray'ı yatırdılar. Nereden çok atak yapıyorlar? Kenarlardan mı iniyorlar? Soldan mı iniyorlar? Arkadan kim başlatıyor? Ben Murat Kosova'yı mı oynatırsam ama oyunda basamaz Rıdvan basar. Rakip üstünden analiz. Galatasaray öyle bir şey yapmıyor. Galatasaray kendi oyununu oynuyor her oyuncuyla oynatmak, oynamak istiyorum. Ve bakın lütfen yedeklere bakarsa görürüz zaten. Vinicius benim için Galatasaray için yeterli bir oyuncu değil. Fena Hı. oyuncu değil. Evet. Kağıt evet. üzerinde en azından. Şu kadroyla e, Ali Yeşilut, Ali Turap Bülbül, Eyüp Aydın, hazır olmayan Sergio Lübe, evet, daha yeni Hamza Yiğit Ağ. Yani Vinicius, Baran Demiroğlu. Yani Zaha ve Torreira. baktığın zaman kadro derinliği Hı. açısından gerçekten fakat şu var. Değil mi? Şurada iki hamle sayılabilir değil mi hocam? Yani maç zora girse Torreira ve Zaha yani. Evet, evet. Hani hamlen senin onunla evet. başka yok. Hatta bugün de Torreira'ya o kadar yük bildi ki sürekli oynattığı için bugün hiç 15 dakika daha antrenman olsun diye sokmadı. Bir dinlendirme yaptı. Doğru da yaptı. Evet. Perşembe maç olduğu için. Şimdi en son dinlendireceği oyuncudur takım oynadı. Ama siz haftalardır bir şeye dikkat ediyorsunuz. Aklıma o geldi bugün. Çukurda dolduruyorlar onu gol 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 diye. E, birincisi o, ikincisi 3 hafta ya da 4 hafta maçı bitiremedi. Şöyle, kolay da mi? değil Hep ama. Hep o ikiliyi Şimdi alıyor. Bakın, Türkiye'de e, futbolu golle ölçmemek lazım. Simanski 2-3 maç gol atmıyor, eyvah diyorsunuz. Türkiye'nin en iyi iki orta savunucu var. Birisi Galatasaray'da, biri Fener'de. Kim bunlar? Fred ve e, Torreira. Kaç gol atmışlar? Yok. Sıfır. Evet. sıfır. Ya, büyük takımda rekorlar kuran takımda gol atılmaz mı? Onların sayesinde tabii. diğer oyuncuların performansını Üst, Üste çıkarıyor herkes. Ya. Şimdi tabii ki herkesin bir hesabı var. Fenerbahçe'nin de var Galatasaray'ın da var. Kağıt üzerinde zor maçları var deplasmanda. Ben kağıt üzerinde Beşiktaş deplasmanının Galatasaray için çok zor olacağını. Fenerbahçe için de Trabzon deplasmanının ee, zor geçme ihtimali yüksek. Tabii ki çok maç zor olacaktır. Fakat Şimdi Fenerbahçe teknik direktörüyle Galatasaray teknik direktörünün ikisinin bir hesabı var. Oyuncuların da vardır ama özellikle teknik adamların. Şu o da özellikle Kadıköy'deki maçın 0-0 bitmesi hmm. niye Galatasaray'ın avantajı olarak gözüküyor biliyor musun? Şundan dolayı şimdi son hafta Konya deplasmanına gidiyor Galatasaray. Doğrudur. Ben bu arada Fenerbahçe düşen, düşen minimum bir veya iki takımın İkili, üçlü, dörtlü avarajla düşeceğini düşünüyorum bu sene. Yani küme düşen, İstanbulspor Spor düştü olarak bunu antrenörün ediyor ediyorlar. Evet, evet. Ve Klas düşüyoruz diyor ha, hatta yedi. değil mi? Ben küme düşen iki takımın üçlü, dörtlü avarajlarla düşeceğini düşünüyorum. Şu anda Lig 1'si Antep düştü. Ama Lig 1'e evet. Ankara'cı iki puan Konya. Point. Hayır, Ankara'cı ile iki puan var arasında. Ha, evet, yani düşme hattındakilerini söylüyorum. Doğru. Yani 29 değil mi Ankara'cı? Yok ee, evet bi, bir puan 28-29 Anteple Ankara 27 kim var? E, kimse yok. Pendik 26. Antep 28 puanla kaçıncı şu anda? E, Antep 28 puanla 17. Yani şunu demek istiyorum. Evet evet. evet. Yani onu demek istiyorum. Bir puan yani iki, iki ile değil yani. Değil yani onu biraz daha çıktığınız zaman aslında Başakşehir'in bile tedirgin olduğunu görebiliriz. Hocam değil Samsun artık? 30, e, Gaziantep 28 bu iki takımın arasında... 6 takım var. Dikkat ediyorsan dün ben şöyle bir yorum yaptım. Beraberlik Galatasaray Fenerbahçe artık hesabı olmayacak evet. derken. Yani i̇şler. Ama diğer takımlar örneğin bu hafta maçlar genelde beraber bitti. Antep Samsun 0-0'ı kitlenmişti. Bir tane 20. vuruş yaptı Bir 0 yaptılar 1-1 oldu. Kasımpaşa e, Karagümrük maçı. Karagümrük beraber. 1-1 bitti. Antep, Adana Demir. 3-3 hiç yani. bir maç oldu. Evet. Ee, Oradan da şuraya geleceğim. Şimdi hesapları, taraftar bunu yapma şansı yok. Tabii ki Galatasaray maçının orada olması önemli ama biraz kafayı e, çalıştırdığımız zaman yorarsak İsmail Kartal'ı ucuna ucuna şuna bakıyorlar. Mesela ben Okan Burun genel avarajı umurunda olmuş olsa bu maçları... Bu maç mesela bugün büyük fırsat. Sadece maçları falan vardı. Yani o skoru kazanıp o bütün hesabı biz bütün maçları kazanmak İsmail Hoca'da zaten hangisi bütün maçları kazanırsa şampiyon oluyor. Şimdi fikstüre baktığımızda bakalım. Zaman, Kalan maç 12 Mayıs'taki maça kadar puanları. Toplam 10 tane maçı var iki takımın. Evet. 10 tane maçta çarpı 3 30'ar puan yatıyor. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe maçından önce oynayacakları 10 maç. Evet. Ee, bu 30 puanın ne kadarını alabilir? Evet, ne kadar alabilir? İzleyiciler de bakar ona göre puan yazarlar. Şimdi şurada Fenerbahçe'nin aleyhine gözüken durum Tabii ki Galatasaray Fenerbahçe'yi yenecek diye bir garanti yok. Ama içerideki performansını düşündüğümüz zaman şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye göre 5 puan kaybetme lüksü var. O maça kadar. Tabii. elinde yani 12 Mayıs'a kadar, 10. maça kadar. Yani şu periyotta diyelim ki 25 puan aldı. Fener'de 30 aldı. Bak Fener 10'da, 10'da 10 yaptı. 3 puan önde gelir Fenerbahçe. 22 puan aldı deplasmanda. Ee, Fenerbahçe de 27 puan aldı diyelim kayıpla. Arada puan farkı 3-3 Galatasaray Fenerbahçe. 1-0 yenerse Galatasaray'ı Galatasaray Şimdi puan farkı 2 olarak değerlendirmemek evet. lazım. O yüzden Fenerbahçe için devre arasında ben burada sezonun en kritik maçını oynuyor evet. Fenerbahçe. Yim. Bu demek değildir ki hepsini kazanacaklar. Yani 10 hafta boyunca Fenerbahçe'nin Eee Galatasaray arasında 5 puanlık fark bile Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıyor. Evet. Şu anda itibari. Bu çok evet. önemli olarak görüyorum. Peki mesela nasıl bir bu? mağlubiyet, hı hı. bir beraberlik Fenerbahçe maçına kadar tekrar söylüyorum Galatasaray Fenerbahçe yenecek kesin diye bir durum yok. Ayrı konu. Fenerbahçe çok küçük adam. Fakat diyelim ki Beşiktaş'a mağlup oldu. Bu maçlar niye 3 puan önemli onu anlatmak istiyorum. Adana'da da berabere kaldı deplasmanda. Hı hı. Oldu ya. Hı hı. Ama içeride yine maçı yenip şampiyon olma şansı var. Evet. Yine iki laverajı ele Hatta ve, puan puanın zirvede. İki beraberlik kurtarıyor yine. Tabii. Bir mağlubiyet bir beraberlikte kurtarıyor. Evet. Rakibine göre. Hı hı. Yani puanları kaç aralar bilmiyoruz tabii ki. Bu tabii gizli favori yapıyor. Hı hı. Bu demek değildi ki net favori Fenerbahçe'de gerçekten. E, bu ligi eee Galatasaray'a kadar sıkı sarılmış zaman zaman daha iyi oynamış bir durum gözüküyor. Şimdi böyle bir durum var. Derbi derbi derbi